Evet, karıncaların sesini duyan Allah senin feryadını duymaz mı? Efendim hayırlı sabahlar, sabah şefleriniz hayrola. İnşallah güzel bir program bizi bekliyor. Muhterem hocamız Necmettin Nusaçan'la. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Allah afiyet olsun. Güzel bir gündeyiz. Değerli seyircilerimize saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İnşallah dediğiniz gibi güzel bir program olur. İnşallah bereketli, istifadesi ziyade bir program olur diyelim. Bu temennilerle programımıza başlayalım. Hatırlatmalarımız var. Başta hemen onları yapalım. Sonra programımıza inşallah hız verelim. Efendim programımızda bugün de yine her hafta olduğu gibi hediyelerimiz olacak. Bizi izleyenlerimize hediyelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim olacak. Bir tanesi de ipek eşarp olacak. Eşinize, kızınıza, ailenize hediye edebileceğiniz, erkekler için de söylüyorum, güzel bir hediye olabilir. İpek başörtüsü hediyemiz var. Bir de hocamızın matbaa kokusu hala üzerinde yeni, taze bir eseri. İnşallah bu hediyelerle birlikte size ulaştırmaya çalışacağız. Profesör Doktor Ali Toksarı ile hocamızın birlikte kaleme aldıkları Hadislerle Dini Hayat. Evet efendim. Dinin temel esaslarını hadisler ışığında anlatan çok güzel, faydalı bir kaynak olacaktır. Bu eserde inşallah sizlere hediyemiz olacak ama şifre vereceğiz elbette. Bu şifreleri program boyunca izleyip takip edip not almanız gerekiyor. İlk şifre biraz sonra gelecek. Telefonlarla başlayalım. Dün yarım kalan bir telefonumuz vardı hocam. Evet efendim. Cuma Sohbetleri programında Erzurum'dan arayan bir izleyicimiz, bir anne çok üzgündü. Bakalım tekrar izleyelim ve dinleyelim ne sordu bize. Merhabalar. Merhabalar abi. Efendim dün kusura bakmayın tekrar son dakika aradınız. Son dakika biz de duaya geçtik. Dolayısıyla sizi bugüne aldık. Bugüne evet, çektik. Çok sağ olun. Nasılsınız? Hocam. İyi misiniz? Hayırlı sabahlar tekrar. Erzurum'a selam ederiz. Sağ olun. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Evet sorunuzu tekrar duyalım. Hocam işte benim oğlum bu 4 senedir İstanbul'a kaçtı gitti. Evet. Şimdi tekrar da geri gelmiş, babası eve almıyor. Ben de buna gizli gizli bakıyorum. Eşimle sürekli tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Ben de bunu bırakamıyorum. Yalnız ben kendi bütçeme göre onu gizli gizli bakıyorum. Yani şu anda da hastanede yatıyor, doktorlar bakıyor. Bunun sonu ne olacak? Ben bunları yaptım mı? Bunlar acaba günahı var mı eşime karşı? Ben gizli gizli eşim sürekli bana tartışıyor, bağırıyor, çağırıyor, söz sayıyor. Yalnız ben hiç cevabını vermiyorum. Evet. Ama yine de diyorum acaba günahı var mıdır hocam? Bunu evet. Dedim hocama bir soralım. Şimdi oğlunuzun nesi var? Onu da bir hocam oğlan kendini kadın olarak görüyor yani. Kadın olarak bildi bileli öyle görünüyor. Ama cinsiyet olarak erkek. Ama kendini de kadın olarak hareketlerini çok yapıyor. Baba da bunu kabullenmiyor, evde kovuyor. Kaç yaşında oğlunuz? 25'e girdi. 25? Evet. Peki hocam, ne zamandır böyle oğlunuz? Hocam... İşe giderken öğretmen bana söyledi, dedi yani bu kadın olarak görünüyor. Kaç tane hocalarla da görüştüm, dedi onun Allah bu içine bu öfkeyi koymuş. Bu çocuğun günahı suçu nedir yani? Sonra İstanbul'a mı kaçtı? Evet hocam işte İstanbul'a kaçtı gitti. İstanbul'da da çok eziyet çektirmişler, her şey yaptırmışlar. Yani her şey yapmışlar buna. Şimdi düzenli olarak geldi buraya. Kabul ediyoruz, eşim kabul etmiyor. Bir de hocam ben işimde bazen para çalıyorum, ona veriyorum. Bunun günahı var. Anladım, mıdır? Onu da soralım. Şu an hastanede dediniz, şu anda nesi var, rahatsızlığı ne? Psikiyat hastası, bunu çok yatırdık psikiyatriye. Evet. Yani bu küçüğünden beri hep hasta, hastanede yatırıyoruz. Yani ne bileyim hocam başına gelmeyen kalmadı artık. Ben de bunu atamıyorum. Gizli gizli bakıyorum. Gizli gizli hastaneye gidiyorum. Her şeyi gizli yapıyorum. Eşim bilse beni öldürüyor. Dile seni öldüreceğim. Onu görürsemse ben onu hemen öldüreceğim. Allah Allah. Evlatlıktan reddetti yani. Böyle bir oğlum yok diyor. Öyle mi? Diyor evet.
Evet, yok benim böyle bir evladım yok diye sen de onunla muhatap olmayacaksın, görüşmeyeceksin. Ben de bir anne olarak yüreğim kaldırmıyor. Yani ben her şeyini yapıyorum. Mesela bir ay önce hastaneye yatmadan önce acıkmıştı. Camdan poşetten ekmek yattım. Benim de artık bünye bunları daha kaldıramıyor hocam yani. Ben de eşim bana her laf diyor ama ben hiç karşı gelmiyorum. Hiç sesimi etmiyorum. Diyorum sadece Rabbim var, Allah'ım var. Rabbime sığınmışım, Allah'ın eteğine sığınmışım. Hep Allah'ıma dua ediyorum. Ya Rabbi sen bu çocuğun yan canını al diyorum. Yan da kurtar bu vaziyette. Ya Rabbi bu çocuk ne olacak hocam? Allah Allah. Artık benim sıkıntım çok büyüktür yani. Evet. Eşimle de aram iyi değil. Aranız iyi değil bu durumdan dolayı. Başka çocuklarınız var mı? Yok hocam işte benim en sıkıntım bu çocuk. Tek evlat, ilgili. Tek çocuk. Evet, tek çocuk. Benim sıkıntım çocuk işte. Bu çocuğu ben ne yapayım hocam yani? Allah Allah. Bunu dedim hocam bize bir açıklama yapsın. Tamam, konu anlaşıldı değil mi hocam? Sizin sorunuz var elbette, mı? Elbette yok ben efendim. Ben bu aşamadan sonra sözü hocama bırakacağım. Hakikaten anne yüreği mutlaka kaldıramaz, dayanamaz. Dolayısıyla acıkmıştı, eve geldi, gizli gizli pencereden yemek verdim diyor hocam. Ya. Yani baba görse seni de öldürürüm demiş, yani, oğlanı da öldürürüm demiş. Bak ana tebrik ederiz. Mevla razı olsun. Ana yüreği bu, ana. Tabii evet. İşte tam bir örnek ana tablosu çiziyor. Hanımefendi kardeşimiz, oğlumuz biz hepimizin sahiplenmesi lazım. Ne yapalım? Atalım. Evet, sahibi olmuyor. Atalım mı, satalım mı? Ama yani onu sokağa bırakacağımıza, büsbütün çamurda bir tekmede biz vuracağımıza elinden tutup onu kurtarmanın bir taraftan doktorumuz uğraşacak. En yakın dünyaya gelmesine sebep olan ana ile baba da sahip çıkacak. Yani baba çıkmıyor işte hocam. Baba yani ben yok demekle yok olmuyor ki. Babacığım sen niye böyle ediyorsun? Gel bu oğlanı kurtaralım. Gel bu oğlumuzu kazanalım. Yani defol git demek kolay. Ama iş onu evladımız sulbumuzdan i̇şte dünyaya geldi. Nereye gidiyorsun? Nereden gelmişsen oraya git. Yani peki şunu sorayım ben size. Sadece hocam ben sahip çıkıyorum. Şunu sorayım ben size. Baştan peki baba sahip çıktı da sonra mı pes etti? Böyle bir durum oldu mu? Yani baştan beri mi itiraz ediyor, reddediyor? Yoksa öncesinde elini uzattı, hocam, babalık vazifesini yerine getirdi mi? Baştan beri de her şiddet görüldü, dayak vurdu, ne bileyim her şey yapıldı. Yani hiçbir gün başını hoşlamadı. Ha, baba sürekli o oğlana kötü davrandı, şiddet de uyguladı. Evet. Öyle mi? O da İstanbul'a kaçmış zaten sonra. Tabii yani sevgili peygamberimiz bakın terbiye ederken hiç şiddet uyguladı, sert davrandı, vaki değildi. İlgileniyor, evlendiriyor onu, sahip çıkıyor. Bir başka sahabi toplum dışlamış onu. Medine'nin dışında sebze yetiştiriyor. Getirip Medine pazarında satıyor. Efendimiz arkadan gelmiş, gözlerinden tutuyor böyle mübarek elleriyle. Köle satıyorum. Köle satıyorum. O da anlıyor peygamber olduğunu. İyice kucağına yaslanıyor. Ya Resulallah kim para etmez ki bu köle? Zaten toplum beni dışlamış. Efendimiz ne diyor kulağına? Sen Allah katında çok değerlisin diyor. Ya hurmayı taşlayan bir çocuğu Rafi getiriyorlar. Ayağımın altına alırım seni. Tokatlarım seni. Sen ne diye ağacı taşladın? Yok. Yavrucuğum niye ağacı taşladın? Karnım acıkmıştı. Başını okşuyor. Ya Rabbi bu gencin karnını doyur. Yavrucuğum bir daha ağacı taşlama. Altına düşenlerden al dayı. Şiddet yok. Ya şiddet yok. Alternatif öfkelenmek gösteriyor. Yok, kızmak yok. Torunlarını kucağına alıyor. Efendim hubbi Resulullah denilir. Efendim o azatlı kölenin oğlu. Bir dizine onu, bir dizine Hazreti Hasan'ı alıyor, oturtturuyor. Onları seviyor, peygamber okşuyor. Sevgisi, evet. Evet, sevgili peygamberimiz. Hulasa bakın, ana ne güzel sahipleniyor. Ama baba reddediyor. Atmakta, reddettim, defol git demekte ne fayda var? Bu sefer hadi İstanbullara gönderiyoruz. İstanbul'da birileri zaten kötü arkadaş. Kullandılar diyor zaten, öyle mi hanımefendi? Kullandılar diyor teyzemiz. Doğru söylüyor. Hocam
Hocam evet, yani her şey başına getirdiler. Şimdi ya. Tedavi oluyor. Doktor da diyor ki bu çocuk sahip olmayana kadar ben bu hastaneden çıkmıyorum. Çok iyi bir doktor. Allah razı olsun. Allah ondan yani razı olsun. O tür hekimlerimizden, doktorlarımızdan, hepsinden doktor. Allah razı olsun. Doktor Allah sahip çıkmış. Hocam, tedavi işte, edeceğiz. Bunun günahı var mıdır? Eşim bana her şey yapıyor ama ben karşı gelmiyorum. Sen, bir bu çocuğa sen sahip çıkmayacaksın. Senin yaptığın doğru. İşte yaratılıştan bir ana yüreği var sende. Sen doğrusunu yapıyorsun. Bakın bak, doktor da öyle diyor. Bunu diyor tedavi edinceye kadar bırakma. Doktor da öyle. Temiz bir Müslüman ana babanın evladı. Bakın biz doktor değiliz ama oğlunuzu da görmedik. Ama bizim vicdanımız da böyle. Bunu reddetmek çok değil. Hocam, bunu çok atmak, satmak çok değil. Bir doktor. Ha, bunu evet. Kazanmak, böyle düşünüyorum. Hocam şimdi dini olarak baba bu durumdan dolayı ahirete hesap verir mi? Elbette sorumlu olur. Sorumlu olur. Sahiplenmeye mecbursun. Babalık vazifesini yapmamış olur. Tabii yapmamış oluyorsun. Evet. Yani ona karşı sorumluluğu. Yani evladın olur. Kusuru ne olursa olsun tabii, ama babalık vazifesini yapmamış. Tabii yapmamış. Evet. Peki. Efendim hocam. Gizli gizli oğlunuza yardım etmenizde sevap var, sevap günah var. Yok. Günah tabii, yok diyor. Tabii, eşinizi tabii. Bu konuda çiğnemiş olmuyorsunuz tabii. Ama şu kötü tabii. Eşinizin bak yakalarsam onu da öldürürüm, seni çok de öldürürüm yanlış. Demesi çok yanlış. O Allah iş değil korusun. Bu, doğru değil evet, bu. Hiç hoş değil bu. Evet, hocam. Eşinize siz ikna edemiyorsanız çevrenizdeki büyükler bir şekilde bu durumu ikna etse, anlatsa, o senin evladın, o senin tabii. Oğlun, o senin kanın, canın, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Dolayısıyla bu çocuğu kurtarma imkanı varsa ki var inşallah, kurtaralım demesi İnşallah. Lazım. Yani beyninizin gönlüne girecek birileri varsa devreye girmeli değil mi hocam? Öyle olması lazım, evet. Yani devreye milleti koyuyorum, sonra benim üstüme geliyor, bağırıyor, çağırıyor, sen mi milleti söyledin? Benim abim ki sahip çıkıyor, onlara gitti, evi bastı, çıkmayacaksın, biz gittiği yere gideceğim. Niye gidip gitsin, Erzurum'u terk etsin, ben onu istemiyorum. Ben de artık bu nereye kadar gitmişse hocam, ben bırakmıyorum. Dedim beni öldürüyorsun, öldür, ikimizi de beraber öldür. Abi. Ben çocukta vazgeçmiyorum, ben ona ev tutacağım. Yardım edeceğim. Gerekiyorsa dedim seni bırakacağım, onu bırakmayacağım. Affedersiniz, köpeği sulayan birini... Yani bana dedi ki eğer beni mi seçiyorsun çocuğu? Ben dedim seni seçmiyorum, ben o zavallıyı seçiyorum. Çünkü aklı dengesi yerinde değil çünkü. Yani köpeği sulayan birini Efendimiz cennetle müjdeliyor ya. Bu bizim evladımız, Müslüman oğlu Müslümandır. Ama bir hatası vardır, bir yanlışı vardır. Aldığı yanlış bir eğitim vardır. Onunla da mücadele etmemiz lazım. Batılı bir adam ne diyor? Bana bir çocuk verin, istiyorsanız cani edeyim, istiyorsanız dahi edeyim. Ne istiyorsanız öyle yapayım. Demek eğitimle bir insan cani de olabilir, dahi de olabilir. Bir insan sırat-ı müstakime de gelebilir, Allah'a giden yoldan sapabilir de. Allah korusun hocam. Eğitimle, telkinle, arkadaş etkisiyle. Teyzeciğim, evet. Allah sabırlar versin. Hocam davranışlarınızı ve izlediğiniz yolu doğru buluyor. Evet. Ve bu konuda da sevap işlediğinizi söylüyor. Doğrudur. Evet. Günaha girmediğinizi söylüyor. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Evet, çok sağ olun. Yani ben günaha girmiyorum. Hocam günaha ben çok değil, kusur günah, sayıyor ama ben cevap vermiyorum. Günah değil, sevaba giriyorsun, sevap kazanıyorsun. Eşine karşı da o hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı davranışın var ya, onların hepsi hep arttı, hep sevap kazanıyorsun onlarda. Evet. Yani eşin evet. Kızıyor, sen sükut ediyorsun. Maşallah, ne güzel ya. Evet. Evet, evet hocam, teşekkür hiç ederiz. Sesini etmiyorum. Yani maşallah. Bana öyle bağırıyor, söz sayıyor, her şey söylüyor. Küfür ediyor, ne demiyor, ben hiç kesinlikle ne kadar bugüne güzel. Kadar eşime karşı gelmemişim, gelmiyorum da ama ben bu çocuğu da yalnız bırakmam yani. Ne kadar, ana bu işte. Teşekkür ediyoruz aradığınız evet. için. Hayırlı, hayırlı günler. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Güzel bir cumartesi diliyorum. Allah razı olsun, sağ olun. Erzurum'a hocam. Selamlar. Peki bir telefon daha alacağız, varsa arkasından hediyelerimiz için şifremizi, ilk şifremizi vereceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Alo. Hoş geldiniz, televizyonun sesini kısalım lütfen. Oldu. Yankı yapmasın. Evet, buyurun. Günaydın hocam. Günaydın efendim. Evet. Benim bir sorum olacaktı. Evet. Buyurun efendim. Benim kızım 4 yıldır nişanlıydı.
Nişanla şu anda nişandan ayrıldı. Nişanlısı istemiyorum dedi. Evet. İstemiyorum deyince kızım ben vazgeçmiyorum falan dedi. Evet. Biz de nişanlıyken oğlan öksüzdü. Biz altınları kendisine verdik ev yap. Ev yapsın diye. Evet. Verdik ev bitti. Evet. 4 yıldır bekliyor. Şu anda ev bitmiştir. Kızımdan ayrılmak istediğini söyledi. Kızım istemiyorum dedi. O zaman da dedi ben istemiyorum. Arada bazı sürtüşmeler oldu kendi aralarında. Şu anda 4 yılın içinde eşyalar geldi, getirdiler mesela. Onları da biz vermek istemiyoruz. Acaba bunun günahı nedir? Sizden öğrenebilir miyim? 4 yıldır... Yani benim 4 yılını kızımın aldılar. Kızım... Yani hayatımdan oynadılar. Bu kadar namus kolay mıydı? Peki niye 4 yıl sürdü hanımefendi? Neden bu nişan 4 yıl sürdü? İşte oğlan evim yok dedi. Biz verdiğinde hiçbir şey yoktu. Biz de dedik hani bir şey yapamıyorsan altınları verelim. Ev yapmak istiyorsan verdik altınları. 14-15 milyar tuttu altınlar. Eve başlattı. Evet. Evi bitirdi. Şu anda bir eksiği yok. Sadece bir boyası kaldı. Dini nikah kıydılar mı? Dini nikah kıydınız mı? Hayır hocam. Nikah kıymadılar. İyi şu anda vazgeçti. Ailelerinden hiçbiri de gelmedi. O yüzden yani bilmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum kendileri. Evet. Bunun mazalı nedir acaba? Peki. Öksüz diye biz eşyaların altınları verdik. Kendine hiçbir şekilde zorluk çıkartmadık hocam. Bilmiyorum yani. Şu anda ben çok şey böyle sıkıntının içindeyim. Anladım. Şimdi siz altın verdiniz. Nişanda evet. Takılan altınları verdiniz ev yapsın evet. diye. Siz onlardan evet. bir şey aldınız mı? Hayır kesinlikle hiçbir şey almadık biz Almadınız. Kendisinden. Peki. Hiçbir şey almadık. Hocama bunun bırakacağım sözü. Nedir acaba? Vazgeçen burada, vazgeçenlere kim geçerse ona eşyalar kalıyor. Peki niye yani. Vazgeçti? Sebep var mı? Ortada bir durum var mı? Niye vazgeçti? Hocam hiçbir şey yok. Ceviz kabuğunu dolduracak hiçbir şey yoktur. Allah. Kendi aralarında. Kendi yani aralarında. Yani kızım ağlıyor. Ben 4 yılımı verdim sana diyor. Nasıl böyle şey yapıyorsun? Yanınızda mı kızınız? Yanınızda mı kızınız? Efendim? Kızınız yanınızda mı şu anda? Evet yanımda. Bir merhaba diyebilir miyim? Oldu, vereyim. Alo, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ne zaman ayrıldınız şimdi sonuç olarak? 2 gün oldu ayrılalım. Yeni daha yani, evet. Şimdi evet, anneniz yeni. Dedi ki nedir dedim yani 4 yıl nişanlı kalıp da birden bu işin bitmesine sebep olan şey nedir dedim. Ya ceviz kabuğunu doldurmaz dedi. Nedir o doldurmayan şey onu bir sizden duymak istedim. Nedir ne yani, tartıştığınızda böyle oldu? 4 yıldan beri çok kısıtlamalar yapıyor. Şuraya gitmeyeceksin, buraya gitmeyeceksin. Bana uyacaksın, bana itaat edeceksin. Ondan sonra yani bir yere gidemiyorum, çıkamıyorum. İzinsiz, izin alacağım nereye gitsem. Sürekli kavga, tartışma. Yani ailemle bile bir yere gitmeme izin vermiyor. Hmm. Öyle diyebilirim. Sürekli sıkıntı, kavga. Hı-hı. Öyle. 4 yıl bu şekilde geçti ve en sonunda siz mi bitirdiniz? Siz mi tamam dediniz? Kendisi şey yaptı, bitirdi. Hı. Evet. Hani 4 yıl... Bu kadar kolay bitmemeliydi. Hani sudan sebepler yerine bitti her şey. Evet. Belki de böylesi daha hayırlı oldu. Daha kötü şeyler olacaktı. Kaç yaşındasınız? Ben Allah'a havale ediyorum ama. Kaç yaşındasınız hanımefendi? Kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. 23 yaşındasınız. Hocam sorunuz var mı? Sorum yok Muhsin Bey. Bakın. 4 yıldır nişanlı olduğum kişiye ev yapsın diye nişanda takılan altınları verdik. O da şu anda nişanı bitirdi, altınları da vermiyor, evi de yaptı diyor. Yani peki başka o altınlar, altınlar hep erkek tarafının mıydı, kız tarafının mıydı acaba? Hocamın sorusu bu. Erkek tarafının mı, kız tarafının mı? Yani hiç erkek tarafının. Hepsi onların tarafının. Öyle olunca bak nişan, nikah olmamış. Nişan... Nikah olsaydı mehir, erkek mehri vermek mecburiyetindeydi.
nikah yok. Acaba bu 4 yıllık zaman süresi içerisinde tenha yerde kalma söz konusu oldu mu acaba tenha yerde? Yani üçüncü şahısların giremeyeceği, onun yani adına, baş başa yalnız kaldınız mı diyor, siz anladınız herhalde. Halvete sahiha deniliyor, evet, bunun adına. Evet. Artık ona göre eğer o da söz konusu değilse bu sefer taraflar kaybolmamış olan maddi değerdeki şeylerini alır. Ama diyelim ki pasta, börek, onlar yenildi, içildi. Öyle bir durum söz konusuysa iş değişir mi? Tabii değişir o zaman. Halveti ne dediniz hocam, ne buyurdunuz? Halveti sahiha. Halveti sahiha olduysa, evet, ki anlaşıldı herhalde, ben bunu, evet, açmayacağım. Halveti sahiha demek, yani tenha yerde, üçüncü şahısların giremeyeceği yerde bulunmak. Ya da daha ilerisi. Evet. Evet. Evet, öyle olunca mehir hakkı olur hanım, evet, kızım. Yani, evet, mehir söylendiyse hala, söylenmediyse o yörede ne kadar mehir veriliyor o takdir edilir. Evet. O şekilde, evet, o hanımın hakkı olur. Bunlar söz konusu değilse sen sağ ben selamet, eldeki maddi şeyler taraflara iade edilir. Şimdi bu altınlar sizin değil öyle mi? Şimdi hocam onu sordu çünkü önemli o ayrıntı. Hocam ben babasıyım. Babasısınız. Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Ben hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Ya şimdi bizden geldiler bunlar 4 yıl önce bu kızı istediler. Evet. Hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk çıkartmadık kendilere. Evet. Dediler ki öksüzdür. Dedik ki kendisine madem ki öksüzsün, garibansın. Ha biz de garibanız, biz de emekte çalışan insanlarız. Ya dedim takacağınız altın ne takarsanız takın. Evet. Hiçbir söz kesintisi yapmadık. Evet. Hiçbir zorluk çıkartmadık. Şimdi 3 yıl sonra ya dedim artık bir gün koyun, yani bu düğün gününü koyun yani. Adını koyun dediniz. Adını koyun. Evet. Ya adını koyun ya ev yapın, yani ev yok diye sıkıntı yapıyorlardı. Evet. Ya ev yapın dedim ya düğün gününü belirleyin. Ya dediler biz o zaman evimizi yapalım. Öyle olunca dedim ne kadar param var? Belli bir miktar param var dedi. Ne kadar altınım var dedim. Dedi ki işte aşağı yukarı 15-20 bin liralık altınım var. Evet. Alalım altınlarını. Koy paranın üzerine evini bitir. En azından biliriz ki eviniz var. Bir yıl daha bekleriz dedik. Evet. Ve biz bu altınları verdik. Bu adam evini bitirdi. Altın kendi altınları. Bizim altınımız değil. Zaten başında da böyle konuşmuştum. Velhasıl ev bittikten sonra bu 2 defa aynı şeyi yaptı. Ben vazgeçeceğim. Birincisinde haberim yoktu. İkincisinde haberim oldu. Evet. Sen kimsin? Dedim. Yani her ufak tartışmada ben ayrılacağım deme lüksün var mı? Bu namustur sonuçta. Yani şimdi ayrıldılar bunlar. Bu aileden de bir Allah'ın kulu benim evime gelmedi. Şu televizyonun sesini kısar mısınız? Bakın kendinizi, evet, dinliyorsunuz. Zaman kayboluyor, yankı yapıyor. Evet. Televizyonun sesini kısın lütfen, rica, evet, ediyorum. Evet, kısayım. Bu aileden, evet, de kimse yanıma gelmedi. Gelmeyecekler de dedi. Şu anda benim kızıma 3 yıldan beri gelen bazı eşyalar var. Evet. Ya mutfak eşyasıydı, giyim eşyasıydı, ya ne diyeyim artık, bir geline gelecek cehiz. Çünkü biz başında zaten söz keserken dedik ne yaparsanız siz kendi kendinize yaparsınız. Hediyeler var, size verilen hediyeler var bu 3 yıl zarfında. Evet, 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 hediyeler var. Evet. Şimdi bu hediyeler de, gelen hediyeler zaten bir kişi tarafından gelmedi. Oğlan tarafından geldi. Misal benim oğlum Almanya'dan 1500 lira gönderdi kendilerine sırf evi boyatsınlar diye. Boya masrafı, yani usta parasını ablam gönderdi mesela. Evet, evet, evet. En basite. Evet. Bunların getirdiği eşyalar var mesela. Evet. Şimdi bu eşyaların iadesine mi yapmamız lazım, burada mı kalması gerekir? Ve tamam, bu insanlardan bir Allah'ın kulu benim eve gelmedi, ne oldu da ayrıldılar diye. Anladım. Şimdi ben şunu sorayım, sonra tekrar sözü hocama bırakacağım. Babasınız, evet, mutlaka bu duruma üzüldünüz. Çok uzun sürmüş. Bu nişan dönemi çok uzun sürmüş. Yani 4 yıl çok, evet, uzun bir süre nişan için. Evet. Peki bunun düzelme ihtimali var mı?
Ya bu saatten sonra yok. Yok. Çünkü bu nasıl yok? Şimdi bu kadar yani kızı baskı altına alıyor. Ya benle bile bir yere gitmesine müsaade etmiyor mesela. Nasıl deyin size? Misafirliğe gideceğiz, gitmeyecek. Bakıyorum kız içeride ağlıyor. Ya kızım niye gitmiyorsun? Ben gitmeyeceğim. Ya Ahmet mi başka yapıyor? İsmini de veriyorum buradan. Yani ben istiyorum ki 7 sülalesinin ismini vereyim. Herkes kimin ne olduğunu bilsin. Ya onlara da söz hakkı düşer. Eğer aramak isterlerse nişanlısı, kızınızın nişanlısı aramak isterlerse hatlarımız açık, arasın. Yani ben arasın. Benim tabii yani, arzum hocamız da öyle düşünüyordur mutlaka. Evet. Tekrar bu işin düzelmesi, çiftlerin bir araya gelmesi hocam. Öyle şimdi, değil mi? Şimdi hocam bu saatten sonra bu 3 gün oldu, 4 gün oldu. Ben uyku uyuyorum zaten. Ama daha bak, çok sıcak benim. Yani bu hadise. Çok sıcak. Evet, çok sıcak. Aileden de kimse gelmedi zaten. Gelin öyle demeyelim. Yani buyurun bak, hocam. Dediğiniz gibi. Ailesini de söylemiş, demiş ki kimse gitmeyecek kayınbabamın evine. Biz bu işi bitirdik, kimse gitmedi ve kimse de gelmedi. Zaten aynı mahallede sayılır. Peki yani şimdi sözü ben hocama bırakayım. Hocam ne yapsınlar, taraflar ne yapsınlar? Efendim, siz bir hakem olsanız nasıl davranırdınız? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Biraz önce anne söyledi, yani incir çekirdeğini doldurur, ciddi bir sebep yok. 4 yıldan beri de bu şekilde böyle kaynaşmalar olmuş. Daha çok kızımız mağdur olacak burada. O zarar görecek. Zarar görülmesi için Kur'an'ımız ne diyor? Ve sulhu hayır. Barışta hayır var. Rabbimiz yine Kur'an'da ve in khiftum şikaka beynihima, eğer aralarındaki geçimsizlikten endişe edecek olursanız iki hakem gönderin. Feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha in yurida ıslahan yufikillahu beynihima, onlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Rabbimiz böyle buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz bakın iki kişiyi filan ailenin arası açılmış, gidin düzeltin gelin diye görevlendiriyor. Onlar da gidiyorlar, geliyorlar. Efendim bu iş olmaz yani, bu iş olmaz. Hazreti Ömer celallanıyor. Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. Gidin düzeltin de gelin haydi. Tekrar gönderiyor, onlar durumu düzeltiyor. Bakın baştaki hata ne Muhsin Bey? Nişan nikaha hazırlıktır. Bu bir ay olur, iki ay olur ama 4 yıl, 3 yıl olmaz. İşin içine devletin gücünü girdirmek gerekiyor. Devletin gücü girseydi, devletin ipi bağlasaydı, çözüyorum ben bu ipi diyebilir miydi? Diyemezdi. İşte o yüzden bu resmi nikaha neden ihtiyaç oldu? İşin içine devlet gücü girdirilecek. Yoksa hadi delikanlı ben ilgiyi kestim demekle olur mu? Bu sefer daha çok hanım kızımız bu işten zarar görmüş olur. Yani Muhsin Bey olay taze dediniz. Daha 2 gün ya 4 yıl hukuk olmuş. İnsanlar birbirine biraz tahammül etmesini, biraz hoşgörülü davranmasını bilecek ya. Yani taraflar Müslüman insanlar, aynı kültürle beslenmiş insanlar. Gelin birbirimize hoşgörülü olalım. Yani çevrede hiç mi yok Hazreti Ömer Efendimizin gönderdiği gibi aklı başında insan yok mu? Neyi bölüşemiyoruz arkadaş ya? Bak baba, ana ne güzel düşündüler. Gel oğlum bir ev yapalım. Sizin evliliğiniz için hazırlık yapalım. Taraflar ne güzel bugüne kadar anlayış gösterdiler, fedakarlık gösterdiler ama şimdi de ipi koparmanın yeri yok. Birleştirmeyi denemeli, şayet olmayacaksa o zaman. Ama zaten beyefendi diyor ki, baba diyor ki karşı taraftan da kimse gelmedi, arayıp sormadı diyor. Gelmedi ama gelmeyebilir ama devreye girecek hiç mi kimse olmaz efendim? Yani anamızla babamız vasıta olmasa biz dünyaya gelemezdik. Bıçak kendi sapını yontamaz. Bir başka bıçak gelecek, o bıçağın sapını yontacak. Tamam, biz devreye gelelim inşallah program olarak. O zaman aramak isterlerse nişanlısı ya da ailesi arasınlar. Hocamla konuşalım, biz devreye girelim o zaman. Tabii efendim. Olur mu? Olabilir tabii. Peki, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Teşekkürler. Ben şunu sezdim babadan.
Yani diyor ki karşı taraftan kimse gelmedi. Yani gelse birileri o buzlar eriyecek. Yani işte gelmesini sağlamak lazım. Yani ben de ondan dolayı diyorum ki karşı taraftan aramak isteyenler varsa hatlarımız açık. Tabii. Bizi arayın, hocamıza ulaşın. Tabii. İnşallah hocamla da biz ararız. Tabii. Aileyi. Birleştiririz. Birleştirelim inşallah. Peki. Devam edelim. Şifreyi vereceğiz değil mi? Unutmayalım. Hediyelerimiz için şifremizi verelim. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi olacak ilk şifremiz. Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İpek başörtüsü hediyemiz var. Muhterem hocamızın yeni çıkan kitabı var, eseri var. Bu üç güzel hediye için birinci şifre geliyor ekrana. En-Nur, ya Allah. Alemleri nurlandıran, evet. Dilediğine nur veren, el-Münevvir. Evet, baş gözü kör olan yedilir, kalp gözü kör olan yedilmez de. Evet, evet. En-Nur, ya Allah. İki tane daha şifremiz var. WhatsApp hattımıza gelen videolar var. Ama lütfen WhatsApp hattımızı aramayınız. Şu anda WhatsApp hattına sürekli arama geliyor. Çok önemli soruları ya da videoları ben göremiyorum. WhatsApp hattından arama yaptığınızda yayına bağlanamazsınız. Canlı yayın telefonlarımız farklı. Lütfen canlı yayın telefonlarımızı arayınız. Buraya sadece videolarınızı yollayınız diyelim ve videomuzu görelim. Aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar hocam. Hocam benim size sorum. Ben dünyaya gelmeden önce annem babam ayrılmış ve babam sahip çıkmamış. Hayatım boyunca babamın yüzünü görmedim. Bundan 2 sene öncesine annemi kaybettim. Annemden 3 ay sonra babam vefat etmiş diye duydum. Hiçbir şey hissetmedim. Yani üzüntü hissetmedim. Ağzımdan çıkan tek kelime ilk duyduğumda hakkım haram olsun. Çünkü babamın bir bardak suyunu dahi içmişliğim yok, yüzünü görmüşlüğüm yok. Bir anda ağzımdan çıkan kelime oydu. Yine de diyorum babama hakkımı helal etmiyorum. Bir evladın babasında hakkı var mıdır? Evet, sorusu bunu merak ediyorum. Bunu soruyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet. Bir baba, bir evladın babasında elbette hakkı vardır. Yani o çocuğun beslenmesi, büyümesi, eğitimi, giyimi, kuşamı, evlenmesi hep babaya ait işlerdendir. Ama baba onu yapmadı, onun hesabını o verecek. Bizim babamızdır, dünyaya gelmemize sebep olmuştur. Biz evlatlıkta biz kusur etmeyelim. Şimdi bakın, babanız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Günahıyla, sevabıyla hesap yerinde bulunuyor. Bize rahmet okumak düşer. Biz müminlere, hele ölmüşlerden bahsederken üskuru mehasine mevtakum, ölülerinizin iyiliklerini söyleyin. Ondan şeytan bile elini çekmiş. Ölen kişiyle şeytan uğraşmıyor. Doğru. Şeytan elini çekmiş de bana ne oluyor ya? Biz niye konuşuyoruz? Ben niye aleyhinde konuşuyorum? Allah'ın Resulü, İslam edebi bu. Ölülerinizin iyiliklerini söyleyin. Kötülüklerini söylemeyin. Şeytanın bile elini çektiği kişiyle uğraşmayın. Rahmet okuyun. Rahmete. Yarın biz de o duruma geleceğiz. Bir kişinin Mevla rahmet eylesin, bağışlasın Mevla demelerine ihtiyacımız olacaktır. Şimdi biz hayattayız. Ya Rabbi bağışla bu kolumu demek dururken kahret bunu. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ya Rabbi sen de affetme bunu. Öyle demiş zaten. Bu demek doğru değildir ya. Onun öldüğünü duyduğumda ağzımdan çıkan ilk kelime babama hakkım haram olsun demiş. Elinden bir bardak su içmedim demiş de. İşte, peki babanız sizin elinizden bir bardak su içti mi? Değil mi yani? Evet. O yüzden gelin. Hocam herhalde şunu söylüyorsunuz. Dinen babanın evladına işte haklarını korumaması, evladın babasıyla ilgili böyle düşünmesine sebep olmamalı. Olmamalı. O hesabını kendi versin. Evet. O noktada babanın taksiratı var tabii, var. O hesabını o versin. Ama şimdi bize düşen evlatlık görevimizi biz yapalım. O yapmadı, babalık görevini o yapmadı, ben de evlatlık görevini yapıyorum. Ondan sorumlu, biz de evlatlık görevinden sorumluyuz. Ondan evet, peki. Görelim, bir videomuz daha var. Salam, ben sizi
Azərbaycandan salamlayıram. Sizə böyük hörmətlə baxıram və izləyirəm sizin verilişləri. Təşəkkür edəriz. Sizin bir sualla narahat etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, düğün salonlarında musiqi, rəqs, şərab, bunların hər biri hər zaman mövcuddur, olur. Lakin hər hansı bir mömin insan bu düğün salonunda öz övladına düğün etdirir və burada musiqidən istifadə etmir. Namaz vaxtı azan verilir və düğün salonunda namaz qılınır. Sualım belədir. Düğün salonlarında namazın qılınması nə dərəcədə doğrudur? Evet, Azərbaycandan izleyicimizin evet. Sorusu bu hocam. Efendim tabii namaz kıldığım yerde Rabbimin huzurunda olmanın idrakiyle, irfaniyle kılmalıyım. Şuradaki bir yerde düğün oluyor, ben ayrı bir yerde namaz kılıyorsam mesele yok. Ama tamamen düğün ortamı içerisinde o zaman ben... Alkollü bir huşu, ortam. Alkollü bir ortam. Huşu olması lazım, huşu. Namazda ne kadar huşuğunuz varsa, yani o ne demek huşu demek? Allah'ın huzurunda olmanın anlayışı, idrakiyle, bilinciyle kılınması. Ama tamamen içki ortamı, ona paralel gürültüler, bağırtıları olan yerde... Herhalde huzur içinde, huşu içinde namazda kılamam. Yani esasen düğünlerimizde eğlenceler olabilir, yani müzik aletleri de olabilir. Ama aşkın, taşkın, içki filan yanlış işler, yanlış düğün yapıyoruz. Yeni bir dünya kuruyoruz. Ölçü kaçmamalı. Allah'ın diyorsunuz. Öğrettiği dua. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina. Ya Rab bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver. Ya Rabbi seni sevenlere bizi model eyle ya Rabbi. Örnek aile olalım ya Rabbi. Biz Allah'ın öğrettiği bu duayı yapıyoruz. Ben örnek oluyor muyum? Böyle gecenin ne hayırım olur sabahından. Yani düğün yaparken haramlar helal. Haramlar helal et, serbest. Her türlü haramlar sanki mübah hale geliyor. Yanlış bu. Peki. Bu çıkmaz sokak bu. Peki. Evet. Bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Benim bir sizden bir maruzatım vardı. Ben zor durumdayım. Bu yıl hac çıkmaz diye memleketi hacca yazılmıştım. Memleketimize ev yaptırdım. Hacın parasını oraya yatırdık. Şimdi hac çıktı bana ve çocuklarımda onlarda altın olduğu için altın istedim. Onların da altından zarar ediyorum diye verme gönülleri yok. Şu anda aracım da var. Vakit çok kısa olduğu için ne yapmam gerekiyor? Vakit çok kısa olduğu için... Ne yapmam gerekiyor? Evet, hac kurasına... Bunun ertelemesi var mı? Bana bir yardımcı olursanız sevinirim. Hac kurasına yazılmıştım ancak çıkmaz diye hacca gideceğim parayı memlekette ev yaptırmaya yatırdım. Çocuklarımın elinde altın var fakat altın değer kaybeder diye bana vermiyorlar. Ne yapmam gerekir? Erteleme mümkün mü? Muhsin Bey, haccın farz olması için men istedâ ileyhi sebîlâ, ona güç yetiren ne demek? Gidip gelinceye kadar ailesinin nafakasını, yol masrafını karşılanmış olması lazım. Buna gücü yetiyorsa hac farzdır. Gücü yetmiyorsa sorumlu değildir. Niyetül mümin hayrün min ameli. İnnemel amalü bin niyat. Sanki gidip de gelmiş gibi sevap kazanır. Bu niyeti, bu düşüncesi dolayısıyla o zaman ya Rabbi ne yapayım? Arabam var diyor yalnız hocam, aracım var diyor, onu satayım mı diyor? Evet. Arabam var diyor, hani son ihtimal onu satacak herhalde, öyle düşündü ki söylüyor. Evet. Ne dersiniz? Artık bu takdir kendisinin... Aslında çocuklara da yardımcı olsa bu konuda, evlatlara da yardımcı olsa esasen. Takdir sizin diyor hocam.
Tabii. Peki efendim, bunu ertelemek hocam bilginiz var mı? Ertelemek o, mümkün olur mu? Şu andaki mevzuat nasıl değiştiği için mevzuatı ben bilmiyoruz. Diyanet adına konuşmuş. Peki bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Evliyim, eşim fakat hiç kusul abdesti almıyor. Ben çok söylüyorum ama bir türlü kendi isteğiyle almıyor. Çoğu yerde onun yüzünden şiddette gördüğüm kavgamız oldu, tartışmalarımız da oldu. Bazen iki gün, bazen üç gün, bazen bir hafta, bazen bir haftadan fazla da öyle geziyor. Ben çok huzursuz oluyorum. Boşanmayı dahil düşündüm bu yüzden. Bir dinimize yakışmayacak bir şekilde hareket ettiği için, dinimizde yeri olmadığı için. Fakat üç çocuğum olduğu için kıyamadım onları yetim bırakmaya, babasız bırakmaya. Bunun vebali nedir? Bunun büyük günahı nedir bana? Evet. Bakın şöyle bir hadisi kutsi okuyayım. Selasun men hafiz aleyhinne kâne veliyi hakkan. Şu üç şey var ki onu koruyan kişi benim dostumdur. Onu kaybeden de benim düşmanımdır. Kim söylüyor? Allah. Hadis-i kutsi. Nedir bu üç şey nedir? Bir, namaz. İki, oruç. Üç, cünüplükten gusül. Esasen bu bey kardeşimiz şunu bilmeli, bakın, gusül yapacak durumdaki insan vücudu sanki hastadır. Bu hastalığın ilacı yıkanmaktır. Tepeden tırnağa yıkanmaktır. Yani hücrelerin yenilenmesi, zindeleşmesi, kullu şeyin min elma, her şeyi biz sudan yarattık. Rabbimiz öyle buyuruyor. Her şeyi biz ve cealna min elma'i kulli şeyin hay. Her şeyi sudan yarattık buyuruyor Rabbimiz. Bayılan kişiye de su serpilir. Gusül yapma durumundaki insan sanki hastadır. Bu hastalığın ilacı tepeden tırnağa yıkanmaktır. Yani bu bey kardeşimiz işin bu yönünde bilir. Rabbimiz gusül emrediyor da laf olsun diye değil, bunun böyle hikmetleri de vardır. Yani sonra bir bereket olacak, huzur olacak. Bir namaz vakti geçmeyecek süre içerisinde hemen gusül görevini yerine getirmek icap eder. Hanımefendi bundan rahatsız oluyor. Tabii bir mümine, hanıma yakışan budur tabii. Hocam diyor ki sen gusül abdesti almıyorsun dediğimde de şiddet gördüm diyor. Yanlış. Yani delikanlı cehalet içerisinde, karanlık içerisinde. Boşanmayı bile düşünüyorum diyor. Ya, ama çocuğumuz olduğu için boşanamıyorum. Üç çocuğu var diyor hanım kardeşimiz. Evet. Fakat buradan Muhsin Bey, hasta olan doktora götürülür. Ama bu karanlıkta olan kişiye de bir ışık tutacak adam, bulunduğu yerde müftümüz vardır, vaizimiz vardır. Bu delikanlının irşada ihtiyacı vardır. İrşada. Umarım dinliyordur şu anda. Hanımefendinin eşi, beyefendi, hocamızın tavsiyelerini dikkate alır, dinimizin emrini de tabii uygulamaya başlar diyelim. WhatsApp videomuz. Selamün aleyküm hocam. Aleyküm ben selam. Örtülü bir bayanım ama saçlarımı kanser hastası çocuklar için bağışlayabilir miyim? Bunu bağışladığım zaman o açıkta görünen saçların bana bir günahı var mıdır? Teşekkür ederim. Tesettürlü bir kadınım, saçlarımı kanser hastası çocuklara bağışlarsam açıkta görünen saçlarımın bana bir günahı var mıdır? Ben saçlarımı o çocuklara bağışlamak istiyorum. İnsana ait uzuvlar. İnsan ve lekad kerremna beni Adem. İnsanoğlunu çok şerefli yarattık buyuruyor Rabbimiz. Yani şu saçımı satayım, bundan menfaat temin edeyim. Kendisi değil de işte hasta çocuklar yoluna kullanayım. Yok böyle düşünülemez. Kanımı satayım, böbreğimi satayım, bununla da fakire yardım edeyim. Yok böyle şey yok yani. İnsanoğlu öyle paraya konu olacak bir şey değildir. Rabbimiz öyle diyor. Velakat kerramna beni Adem. Adem oğlunu biz çok şerefli yarattık. Parayla, pulla alınacak, satılacak bir emtia durumunda değildir. Hanım kardeşimiz iyi şey düşünüyor ama böyle sevap işlenmez. Ama satmıyor hocam, bağışlıyor, satmıyor. Yani bağışlıyor da ücret karşılıksız veriyor. Bağışlıyor da ne için?
oradan bir fayda sağlansın. O fayda da hasta çocuklarda kullanılsın diye. Ha, sonuçta o bağışladıktan sonra fayda sağlanacak bir durum söz konusu. Olmaz evet. Din açıdan olmuyor. Tabii olmaz. Der hocam. Doğru. Fayda sağlamak istiyorsak bağış yapabiliriz. Ha. Evet. Maddi destek sunabiliriz. Başka türlü evet. Yardımlar yapalım ama dini açıdan bu söylediğiniz olmuyor uygun der değil. Hocam. Tamam. Peki. Bir WhatsApp videomuz daha var. Selamünaleyküm hocam, merhaba. Aleykümselam. Hocam şimdi ben boynuma ayet takıyorum kolye şeklinde. Ama lavaboya girerken biraz rahatsız oluyorum hocam. Sizce uygun mudur? Ne yapmalıyım hocam? Teşekkür ederim. Evet, ayet şeklinde kolye takıyorum. Bu şekilde de lavaboya giriyor. Ayet şeklinde diyordu da nasıl ayet şeklinde demek ne demek? Nasıl yani? Hocam muhtemelen kolyesinde bir harf olabilir. O tür şeyler var. Yok. Elif harfi var, vav harfi var. Mahzur yok. Tabii. Ya da Allah yazabilir hocam. Mesela yani, Allah yazsa mahzur olur mu kolyede? Esasen onu kalbimize yazmamız lazım. Hani kolyeye yazıp boğazımıza takmaktan ziyade kalbimize yazmamız lazım onu. Öyle de olsa ona saygısızlık olsun amacıyla yapılmıyor o. Bağrında taşıyor. Problem yok yani. Evet. Evet. Instagram'dan sorularınız gelmeye devam ediyor. Onlara da biraz sonra döneceğiz ama bir WhatsApp videomuz daha var. Görelim. Can merhabalar. Bir sorum vardı. Sürekli her şeye nazar değdiriyorum. Mesela bir telefon arkadaşım alıyor. Çok beğeniyorum. Hani diyorum ne kadar güzel. Bakıyorum ki ertesi günü kırılmış ya da arkadaşıma diyorum yüzünde hiç sivilce yok. Bakıyorum ertesi günü sivilce çıkmış. Yani bu nazardır herhalde. Hani sürekli nazar değdiriyorum. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Hep nazar değdiriyorum. Yapmak istemiyorum. İçimden geçmiyor ama hani birine hasta olmuyorsun diyorum. Ertesi günü hasta oluyor. Hani hep nazarım değiyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Evet, ilginç bir soru. Özellikle ikinci cümlesi çok ilginçti. Arkadaşımın yüzünde sivilcesi yok. Yüzünde sivilce yok diyorum. Ertesi gün sivilce çıkıyor. Ya da işte çok sağlıklısın diyorum. Ertesi gün hasta oluyor. Bu nazar bu şekilde değer mi hocam? Bir delikanlıdan şu anda hayatta dinlediğim bir olay. Hocam diyor benim bir av köpeğim var diyor. Bir arkadaşım geldi, ya av köpeğini çok merak ediyorum, ne olur götür, şu av köpeğini bir göreceğim dedi diyor. Götürdüm, evime götürdüm diyor. Affedersiniz, köpeğin bulunduğu yere vardık, köpeğe bir baktı. Köpek şöyle bir genleşti, küt diye düştü, öldü diyor. Allah Allah. Hayret ederiz biz ya. Son derece ibretli bir olay yani. Allah Allah. Adam... hani bir hadis-i şerif var bakın. El aynu hakkun testenzilul halik. Göz değmesi gerçektir. Bir dağı bile baş aşağı edebilir. Kişiyi kabre, deveyi kıdre, kıdir tencire demektir. Kişinin kabre, devenin kıdre girmesine sebep olur. Peki ne yapmalıyım? Nasıl oluyor bu? Bunun izahı. Bu söyledikleri olabilir o zaman. Hanımefendinin söyledikleri olabilir. Olabiliyor. Adeta bir kısım insanların gözünden çıkan manevi mermi karşı taraf korumasız ise orada bir zarara sebep nasıl olabiliyor. Nasıl korunacağız hocam? Yok. Bak korunacak olan kişi es-sadakatü terüttül bela. Sadaka ve dua. Peygamberimiz nazardan korunmak için. Evet öyle. Sadaka ve dua. Evet. Mesela Peygamberimiz Efendimiz torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin radıyallahu anhuma'ya dua etmiş. O ekrana geliyor şimdi yönetmenimizden rica ediyoruz. Dua ederken ne diyor? Babanız Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile İshak'ı Allah'ın himayesine gözlemesinden sığındırırdı. Onun gibi ben de sizin için böyle dua ediyorum buyuruyor. Euzu bi kelimatillahit tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Yani her kem gözün şerrinden sana sığınırım. Nazardan korunma duası. Efendimizin yani. Öğrettiği, Peygamber Efendimizin öğrettiği. Ve torunlarına okuduğu duayı görüyoruz. Evet. O gözü değen kişi de bakın, şöyle son derece ilgisini çeken bir şey olunca maşallah, maşallah, barikallah, el mülkü lillah,
La havle ve la kuvvete illa billah. Desin. Bunları demesi lazım. Maşallah. Maşallah ne demek? Ya ben niye böyle gözümde büyütüyorum? Allah'ın dilediği şey ya. Yani, barek Allah. Barek Allah. Allah mübarek eylesin. Efendim. El mülkü lillah. El mülk Allah'ındır. Adamın elinde ne var? Veren Allah. El mülkü lillah. La havle ve la kuvvete illa billah. La kuvvete illa billah. Kötülükleri giderecek, iyilikleri lütfedecek Rabbim ancak sensin. Evet, o zaman şekilde. Hanımefendiye tavsiyemiz ya, nazarınızın değdiğine inanıyorsanız tamam. Maşallah, barek Allah, el mülkü lillah, la havle, la havle ve la kuvvete illa billah diyeceksiniz. Tamam. Arkadaşlarınızla konuşurken ya da nazar değeceğine inandığınız şeylere bakarken. Telefonumuz var. Alalım hemen telefonumuzu. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Hoş sabahlar, bulduk. Günaydınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Diliyorum. Güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Bir sorum olacaktı. Evet. Babama 9 yıldan sonra bir hac çıktı bu yıl. Nasip olursa hacca gidecekler. Evet. Babama geçen yıl dayım tarafından bir iftira atıldı. Evet. Daha önce de böyle bir durum olmuştu. Yalnız dayım kalp krizi geçirdiği için babam yine hani onu görmeye gitti. Barıştılar. Daha sonra tekrardan dayım tarafından bir iftira atıldı. Ve babam hacca gideceği için hani helalimi almak istemiyor bu kez. Diyor ki ben hani daha önce de bu şekilde bir problem yaşandı ve ben helallik almak istemiyorum o kişiden. Ve helallik almadan gidebilir mi? Evet, peki. Sorunuzun cevabı reklamlardan sonra inşallah gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız var. İkinci şifrede inşallah reklamlardan hemen sonra. Lütfen ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz Kanal 7 ekranlarında sevgili izleyenler. İkinci şifreyi vereceğiz hediyelerimiz için. İkinci şifreyi de not almanızı rica ediyorum. Bu arada reklama gitmeden evvel bir izleyicimizin sorusu vardı. Onu hatırlatayım ben hemen sizlere ve hocama. Bir hanımefendi aradı ve dedi ki babama haç çıktı. Fakat babam dayımlar tarafından iftiraya uğradığı için birkaç defa şu anda hacca giderken onlardan helallik almak istemiyor. Doğru mu yapıyor diye sordu. Efendim eğer helallik alırsa haccın adabı budur. Çok iyi olur. Kendi de zaten mutluluk duyar, huzur duyar. Yani o kişilerle, akrabaları onlarla helallaşarak, barışarak giderse makbul, mebrur hac yapmanın adabındandır. Ama buna rağmen gider, yine hac görevini yapmış olur da haccı mebrurun karşılığı cennettir. Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak anasından yeni doğmuş gibidir. Öyle olabilmesi için etraf ile helallaşarak, kucaklaşarak gitmek onun mebrur olmasına vesiledir. Peki, telefonumuz var. Telefondan sonra ikinci şifreyi sizlerle paylaşacağım. Ama önce telefonumuzu alalım. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hemen sizin sorunuzu dinliyoruz. Buyurun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam benim eşim iç evli. Kaç evli? Üç evli. Üç evli, evet. Evet, en büyük eşi benim. Nasıl üç evli oluyor peki? Üç evli. Resmi nikahlısınız siz, resmen evlisiniz. Evet, ben resmi nikahlıyım. Evet. Ve eşim üçüncüye alınca bir tuhaf oldu ona. Ne yapsak ona yaramaz. Yanıma aldım ve çocuklarını içine baktım. İyilik yaptım ona. Adaletsizlik yapıyordu. Ben de dedim adaletli ol biraz. Ve bıraktı bizi gitti ufak eşin yanına. Kaç yaşında üçüncü eşi? Üçüncü eşi 25. 25 mi 26 30 mu vallahi bilmiyorum. Niye ne aldı onun yaşını bilmiyorum. Yani daha genç. Anladım. Siz kaç yaşındasınız? Ben 52 yaşındayım. Eşiniz kaç yaşında? Eşim 65 yaşında. 65 yaşında. Evet. Üçüncü eşini aldı diyor. Yani dini nikah kıydı. Resmi eşi sizsiniz. Evet, ikisine dini nikah kıydı. Ben resmi nikah bende. Peki niye böyle bir şey yaptı eşiniz? Hocam bilmiyorum. O kadar evliliğe düşkündü. Ben de yani itiraz etmedim. Onunla yürüdüm. Her iyilik yaptım.
yaptım. Ve sonunda o iyilik bana kötü davrandı. O da gidince ufak eşim yanında, ben de vicdan azabı çekeyim, içim rahat değildi. Yani bunu sorayım, bir günahı var mı bana? Ben de geçen sene umreye gittim. Kur'an okuyordum, namaz kılıyordum. Yani Allah yolundayım. Gece gündüz ağlıyordum. Gitti bizi bıraktı. Ne yaptık ona bir kötülük? Çocuklarınız var mı hanımefendi? Evet, 10 tane çocuklarım var. 10 tane çocuğunuz var. 10 tane mi? Evet, öbürünün de 8 tane, ufakı da 3 tane. Nasıl 8 tane? İkinciden mi 8 tane? İkinciden 8 sene, evet. 18. İkinciden 3 sene hep tarlada çalışıyorduk. Kızları okutturdum. Sınavlara giriyor. Hiçbir iş olmadı yani. Kazanmadılar. Durdum hocam ben şu an. Şimdi hanımefendi resmi olarak o evli. Kadar yani tamam. Ben eşime 15 yaşında geldim ona. Hani o kadar seviyordum ama benimle hiç iyilik yapmadı, yürümedi benimle. Bu 10 çocuğa ay, kim bakıyor şu anda? 10 çocuğa kim bakıyor şu anda? Allah bakıyor. Allah bakıyor. Sanmaya çalışıyorlar. Herkes kendine bakıyor. Ben de ne bileyim Allah'ın emrinden bekliyorduk. İşte ne yapalım, susmuşum. Bu, peki bu üçüncü eşi evlendiğini, nikah kıydığı eşinden çocuk var mı? Üç tane var çocuk. Üç tane de ondan var. Evet, ben baktım. İki sene 18, oldu, evliydi, 21. Yanımdaydı. Ben çocuklarını anla bana diyorlar. Ben baktım, doktora götüreyim. Her iyiliğini ben yapayım. Birdenbire küstü, bir adalet yap dedim. Adaletsiz yapıyordun. Allah yoluna uyardım ona. O da hoşuna gitmedi. Çekti gitti ufak hanımın yanında. 6-7 ay oldu. Ben de ağlıyordum. İçim rahat olmuyor. Ne bileyim vicdan azabı çekeyim. Belki o rahat ama ben rahat değilim. Allah'tan çünkü korkuyorum. 6-7 aydır ayrıldı diyorsunuz. Yani 6-7 aydır size uğramıyor. Bağları kopardı öyle mi? Evet. Bildiğim çağırsam yani günah mıydı? Altın mı günah? Onun abalı neydi hocam? Peki boşandı mı sizden? Hayır boşanmadı. Aynı bir havluda kalıyorduk. Allah Allah. İhtiyacımızı karşılıyor. Yani bize bakıyordu ama bize gelmiyor. Allah Allah. Kaç sefer çağırdık gelmiyor. Yani evet. Allah'tan korkuduğumuz için çağırıyorduk. Yani günah boynumuza girmesin hocam. Peki çocuklar bir şey demiyor mu babaya bu konuda? Çocuklar hiçbir şey demiyorlar. Bizim adet. Ha, babaya bir şey demiyorlar. Çocuklar çağırıyorlar, söylüyorlar, dinlemiyor. Dinlemiyor. Evet hocam. Evet, 62 yaşında dedi galiba. Eşi için hanımefendi 50 küsur yaşında. Acaba bunun bir mi var üstünde öyle birdenbire çekti gitti. Yani bir kötülüğümüz yoktu. Ben çocuklarım o kadar iyi davranıyorduk. Bir geldim eve huzursuzluk çıkarıyor. Evet. Şu anda üçüncü hanımın yanında diyorsunuz. Evet. 10 tane evladınız var. İkinci eşinden 8 tane evladı var. En son evlendiği, dini nikah kıyarak evlendiği üçüncü eşinden de 3 evladı var diyor hocam. Peki ben sözü hocama bırakacağım. Sorunuz var mı hanımefendi hocam? Yok. Bir sorum yoksun vardı bir daha. Tamam, diğer soruyu da alayım. Buyurun, diğer soruyu da alayım. Buyurun, buyurun. Sağ olasın. Ben torunlarımı emdirdim. Bir de kordonu da bağlattırdım. Bunun günahı var mıydı bir sorun. Yani şeyi kolonları. Evet. Bağlan. Kime yani emzirdiniz onu anlamadım. Efendim? Kim? İlk sorunuz neydi? Torunlarımı dedi ne? Torunlarımı emzirdim. Torunlarınızı günah emzirdiniz. Mi? Evet. Günah mıdır diye soruyorum. Evet. Kolonu da bağlattırdım ne hayatı için. Tamam, bu da ikinci ve üçüncü sorunuz. Teşekkür ediyorum. Aradığınız için Adana'ya selamlar, lütfen yayından takip edin. İlginç. Evet. Hocam 3 eşi var beyefendinin. Ya, evet. Şimdi torunları emzirdi, onu çevreye duyurmalı. Evet. Kimleri emzirdi ki yarın ileride onlar süt kardeşleriyle evlenme durumunda kalmasınlar. Bunu duyurmalı. Bunu çevreye, akrabaya bunu duyurmalı. O bir. Öteki kolonları bağlanma meselesi de artık Mevla 10 tane evlat vermiş. Yaş bu hale gelmiş. O olabilir yani. Onda mesele yok. O da tamam. Aslında Allah'ın verdiği bir haktır, imkandır.
onu da göz göre göre kaybetmek doğru değildir. Ama büyük de bir vebal altına o girdirmez. Fakat eşi için söyleyeceklerimiz tabii şunlar. Bakın, hadi birden fazla evlenme, Rabbimiz, dinimiz kapıyı açık bırakmış ama ihtiyaç varsa, ihtiyaç yoksa, adalet yapamayacaksanız bir sizin için hayırlı. Rabbimiz böyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الزَّوَّاقِينَ وَلَا الزَّوَّاقَاتِ Zevk için evlenen, zevk için boşanan erkek ve kadınları Allah sevmez. Eşleri arasında adalet yapmayan kişi mahşer günü şeytan çarpmış gibi gelir. Allah elçisi böyle buyuruyor. Yani şimdi 10 çocuk annesi resmen nikahlı eşini bak terk ediyorsun. Buna hakkın yetkin yok. Bunun bu sorunun cevabını düşün ey baba yiğit adam yani. Yok ben ikinci hanımla daha mutluyum. Üçüncüyle daha mutluyum. Boş ver onu. Ha bunu böyle diyemezsin yani. Öyle diyemezsin. Hakkı vardır onun yani. İşte bir baba yiğitlik bu. Eğer aralarında adalet yapabileceksen hodri meydan. Yapamayacaksan o zaman bunun hesabına hazır ol ya. Evet. Şimdi burada da pek çok kişinin de hakkı var. Çocukların da hakkı var. Şimdi 10 tane ilk eşinden var. Resmi olarak evli olduğu eşine 10 çocuğu var. İkinci tekrar nikah kıymış, evlilik yapmış. 8 tane ondan var hocam. 3 tane de en son şu anda 25 yaşında birisiyle evlendi diyor. Yani bunların hepsinin terbiyesiyle, eğitimiyle acaba ilgilenebiliyor muyuz yani? Evet. Evet. Dinimiz tavsiye etmiyor bunu. Tabii efendim. Evet, peki. Devam edelim. Instagram'a biraz sonra geçeceğim. Fakat WhatsApp'tan yazan bir izleyicimiz var. Dikkate almam gereken bir mesaj bu. İzleyicimiz şöyle diyor. Artık hayattan kopmak istiyorum. Bugün yaşamıma son verebilirim. Bana yardımcı olun. Lütfen beni arayın demiş izleyicimiz. Bu mesajı es geçemem tabii ki. Arkadaşlarımıza ben telefon numarasını verdim izleyicimizin. Fakat şu an ulaşmaya çalışıyorlar. Hakikaten önemli bir problem varsa, sorun varsa ulaşalım. Yardımcı olmaya çalışalım elimizden bir şey geliyorsa. Arkadaşlarımız arıyorlar fakat şu dakikaya kadar ulaşamamışlar. Telefonu açmadığını söylediler şimdi. Lütfen telefonlarınıza bakın. Arayan biziz. Kanal 7'den arıyoruz. Programdan arıyoruz. Böyle bir mesaj yollamışsınız. Bu mesajı biz dikkate alıyoruz. Ve sizi arıyoruz. Lütfen duyuyorsanız, izliyorsanız telefonunuzu açın. Diyelim bir WhatsApp videomuz var. Görelim. Hocam öncelikle selamun aleyküm. Bundan 2 ay önce Süleyman Aleyhisselam mührü almıştım. Bunun üstündeki İsrail bayrağına benziyor. Benziyor dediler. Yani bunu taşımamda ya da kullanmamda bir sakınca var mıdır hocam? Herhangi bir kitaptan bilgi edinemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Evet, mührü Süleyman hocam. Evet. Yüzüğün üstünde kazınmış, işlenmiş. Güzel bir yüzük. Peki bu yüzüğü takmamızın bir mahsuru olur mu dinen diye soruyor. Muhtemelen orada Arapça ayetler ya da isimler acaba de yazılmış. Acaba ayet mi yazılı onu bilemedim. Okuyamadım ben buradan. Evet, mührü Süleyman. Evet. Kullanabiliriz ama ayet mi onu tam okuyamadım buradan. Peki ben şöyle sorayım hocam. Evet. Şimdi moda bunlar. Yüzüğün üzerine işte ayetler yazıyorlar. Allah'ın isimlerini, esmaları yazıyorlar. Ondan sonra onu taşıyor, takıyorlar aksesuar olarak. Ve bununla insanlar lavaboya gidiyor, tuvalete gidiyor. İşte bu sakıncalı mı, çıkarmak mı gerekiyor? Mesela Ya Vedud yazıyor hocam. Yüzüğün üzerinde Ya Vedud yazıyor Vedud, mesela. Allah'ın güzel isimlerinden biri. Yazıyor yüzüğün üstünde. Ey yegane sevgili, sevilmeye layık olan, sevgisinde vefa olan demektir. Ama değil mi ki Rabbimizin ismidir? Herhalde tuvalete falan öyle gitmemek ve yüzüğümün üzerine değil kalbimin üzerine yazmalıyım onu. Evet. Yüzüğün üzerine değil kalbimin üzerine, gönlüme yazmalıyım onu. Evet. Evet. Peki ikinci şifre gelsin. Hediyelerimiz için, bugün programda vereceğimiz hediyeler için lütfen ikinci şifreyi not alalım. Ekrana da geliyor.
El-Baki. Ya Allah. Evet. Kullu men aleyha fayan ve yebqa ve cürabbike zülcelali vel ikram. Toprağın üzerindeki her şey toprak olur. İkram ve azamet sahibi Allah baki kalır. Yegane baki, huvel baki. Mezar taşlarına da böyle yazın. Baki olan odur. Ne insan kalıyor, ne dünya kalıyor. Ama Allah kalıyor. Baki evet. Olan o. Peki, WhatsApp videomuz var. Görelim. Merhaba hocam, iyi yayınlar. İyi yayınlar efendim. Ben 3 ay falan oldu evleneli. Ve evlendiğim zaman, imam nikahı kıyıldığı zaman evimde, toplu ailece, ben abdest alamadım. Çünkü bayansal rahatsızlığım vardı. Bazıları kabul olur, bazıları olmaz dediler. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, efendim. Nikahınız gerçekleşmiştir. Cenab-ı Hak mutlu eylesin. Yani o anda mazeretli olmak, abdestli olmamak nikahın engel değil. Diyorsunuz. Engel değil. Sıradaki video görelim. Aleyküm hocam. Aleykümselam. Benim kolumda böyle bir düğme var. Ve herkes diyor ki senin gusül abdestin geçmiyor. Yani abdestsiz dolanıyorsun diyorlar. Bayağı tüm kolunu kaplayacak şekilde dövme yaptırmış izleyicimiz. Kolundaki dövme de aşikar görünüyor acaba, zaten. Acaba yapıştırma tarzı... Hocam hayır, gerçek dövme bu. Derinin altına zerk edilen gerçek dövme bu. Şimdi bu kardeşimiz bir kere bakın, dövme yaptırmak caizdir, mahsuru yoktur. Böyle diyecek bir hocaefendi gelmedi. Sevgili Peygamberimiz dövme yapan, yaptıran... Allah'ın rahmetinden uzak olsun buyuruyor. Evet. Ama kardeşimiz neyse vaktiyle bir hevestir yaptırmış. Şimdi bundan pişmanlık duyuyor ve bundan tevbe ediyor. Bir daha da tekrar yaptırmam diye düşünüyor. Guslüne mani değildir. Guslü tamam. Yapacağı da başka bir şey yoktur. Ama değil mi ki benim peygamberim bunu onaylamıyor? Öyleyse ben bunu razı değilim. Bir daha da yaptırmam. Hı hı. Yaptığımdan da pişmanım demesi onu kurtarır. Evet. Peki telefonumuz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz açın sesim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun efendim. Nereden arıyorsunuz? Ben Kayseri'den arıyorum. Kayseri'den. Evet. Hoş geldiniz. Artık hayattan kopmak istiyorum. Bugün yaşama son verebilirim diye yazan siz misiniz? Bana öyle bir mesaj attınız. Evet benim ya. Benim dün de attım mesaj. Hayırdır inşallah. Yani ya bayağı bir panik olduk biz burada çünkü. Nedir sorun? Sizi bu hale getiren nedir? Ya ben eşimle bir kavga ettik çocuğum için. Çocuğumla aramız bozuktu. Ondan sonra çocuğum ille reddedeceğim evladımı dedi. Ben de yok reddetme imza vereceksin. Senin dedi imza olmadan olmuyormuş dedi. Ben de imzamı vermem dedim. Zorladım. Ben direttim o vereceğim. Ya imza dedi ya evden defolup gideceğim dedi. Beni kovdu açıkçası. Çıktım anneme geldim. Evim barkım hep bıraktım geldim. Hiç ne arıyor ne soruyor. Ben bayağı bir bunalıma girdim. Ben 55 yaşındayım yani. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Boşanmalı mıyım, boşanmam. Ben bunu hocama danışmak istiyorum. Hayır, şimdi sorun tam olarak ne? Eşiniz niye evden kovdu sizi? Oğlumu reddedeceğim. Niye ama? Neden oğlunu reddedecek? İşte kavgalarımız oldu. Çok kızdı babasını. Babası onu kızdı, o onu kızdı. Bizleri kızdı. Ben bu çocuğu nüfusumdan düşüreceğim diyor. Ben de yok dedim. İmzamı vermem. Senin imzan olmadan olmaz diyor. Hani reddetmek var mı yok mu? Dinimizde evladı reddetmek, bak evladı reddetmek diye bir şey yoktur dinimizde. Yani böyle reddedeceğim bilmem filan olacak şeyler değildir bu ya. Bu kadar. Kanunen de yokmuş hocam, ben araştırdım da. Heh. Evet. Ama bu illere senin bir imzan lazım. Ve bir imzanın için kavgalan. Ben bir ay, bir buçuk aydır annemin yanındayım. Bir de çok kötü durumdayım. Yani bunalımdayım. Kimse de yok yanımda. Ne yapmam? Boşayacağım seni diyor adam. Kaç yıllık evlisiniz siz? 37 yıllık evliyiz.
Aman ya Rabbi ya. 37 yıl. Hocam hukukta da böyle bir şey yok. Yani hukukumuzda anne ve babaya evlatlıktan retmen hakkı tanınmıyor hocam. Tabii. Benim bildiğim, lütfen hukukçu değilim ben ama benim bildiğim anne ve babaya evlatlıktan ret hakkı tanınmıyor. Yok, yani sizin evladınız yani. Manevi olarak dersiniz yani. Ya ben mirasımdan reddediyorum. Evlatlıktan ret, böyle bir şey yok yani. Evet. Yahu şimdi Allah vermiş. Diyelim ki çocuğun tenkit ettiğimiz bir yönü olur. Bu mudur? Çaresi bu mudur? Yani, yani bildiğim sadece mirastan ret olayı olabilir hukuken. Yok, ondan da yok. Hukuken. Dinen yok. Ben dinen yok. Mer'i hukuku bilmiyorum. Evet. Ama. Ben zaten dedim eşime, bak dedim, bana kötülük yapmaya gerek yok. Ben zaten çocuğumla biliyorum, görüşmüyorum. Ben de görüşmüyorum. Ama evla dedim, beni tehdit etme. Ben evladımı niye imza vereyim de reddedeyim? Ben var zannediyordum. Yokmuş da. Yok öyle bir şey. Ama şu an ayrıyım yani. Ama hiçbir şeysiz ben çıktım geldim yani. Bilmiyorum, böyle bir bunalıma girdim ki çok kötü bunalımdayım. Gel bunalımdan çık. Yani Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati lenur. Gece sabahlara kadar Kur'an okuyorum, dua ediyorum. Akşama kadar öyle duanın başındayım. Biraz yeri de değiş. Belki bir akrabanı ziyarete git. Bir hava değişsin yani. Rabbimiz öyle buyuruyor. Bakın, Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ümitsizliğe kapılma. Dur bakalım, Rabbim hayırlı kapı açar. Ailemin yüzüne de bakamıyorum. Utanıyorum artık. Ben de utanıyorum. Şimdi ya. Sen niye o şerefsiz bir şey yapmadın? Yok, yani namusa leke getirmedin. Nihayet bir oğul olmuş da, oğul belki eksiği var, kusuru var ama onu reddetmek ana baba olarak çare mi, çözüm mü? Yani onu toplumun başına bıraktık, toplum ne edecek? Gelin bunu ıslah edelim. Yani ne varsa git gör, toplum ne çeksin o oğuldan, o evlattan? Yani yine birinci planda hemen ana ile babanın ona sahiplenmesi, bir yaramaz bir yön varsa onu düzeltmeye gayret etmeleri gerekmektedir. Siz muhterem bacım şu bunalımı, ümitsizliği bir kere bırakın. Yani sizin yaptığınız bir hata yok, bir şerefsizlik yok, bir namusa leke getirme yok. Çok şükür elhamdülillah, sevilir sayılırdık biz de. Bilmiyorum, sevilirim de etrafımca, çok ne bileyim dinime bağlıyım elhamdülillah, çok korkuyorum her şeyden. Oğlan nerede şu anda? Siz görüşüyor musunuz oğlunuzla? Efendim? Evladınızla görüşüyor musunuz? Yok, görüşmüyor. Onunla da görüşmüyorsunuz. O da, baba da görüşmüyor, ana da görüşmüyor. Bu çare mi bu, çözüm mü bu? Ya. Ben sizinle konuşunca biraz rahatladım. Çünkü mesajınız hakikaten acıydı. Hayattan kopmak istiyorum, bugün yaşamıma son ya veririm diye mesaj geldi. Ya, hayır, sakın. Sonra diyorum, hiçbir şey mi, ev kalmadı? Kalmadı, kimse kalmadı. Yaşamanın da anlamı yok diyorum. Artık ne bileyim, bilmiyorum yani. Öyle değil, sakın yaşamamın bir anlamı yok. Bu canı Allah verdi, alacak olan da odur. Ben kendi dahlimle son vereyim bu hayatıma. Yok, hayatımızın en büyük yanlışını yapmış oluruz. Öyle bir şey yok. Allah var, her şey var. Hanım bacım, ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok, onu bırakalım. Yani hangi zor şartlar altında olursak olalım, parasını yitiren bir şeyini yitirir, ümidini yitiren her şeyini yitirir. Ümitsizlik yok. Bunun hukuki bir karşılığı da yok, onu da söyleyelim size. Yani manevi bir olay diyelim. Bir baba ya da anne çocuğunu evlatlıktan reddedebilir ama bunun hukuki bir karşılığı bildiğim kadarıyla yok. Yani eşinizin işte kimliğini ver. Senin kimliğin lazım bana. İşte ben evlatlıktan reddedeceğim. Yok yok, böyle bir şey yok. Evet. Anladık. Rahatlayın lütfen biraz. Hocamızın tavsiyelerine dikkate alın. Muhterem bacım, yani yok. Kendinizi çok yıpratmayın, üzmeyin. İnşallah yoluna girer. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Yakup peygamber, oğlu Yusuf gitmiş, kanlı gömlek gelmiş. Yusuf'u kurt yedi demişler. Ama o ne diyor? Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. En güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibi Rabbimdir. Ona sığınıyorum.
Öyle diyor Yakup Aleyhisselam. E bir de bakıyorsunuz ki sonra Yusuf ile buluşuyor. Kalkıyor. Evet. Şu an biraz daha iyi misiniz teyzeciğim? İyiyim. Çok İyisiniz değil mi? Kim var yanınızda? Yok, sizinle hocam. Sizinle ilgilenen birisi var mı yanınızda? Annem var. Anneniz annem var. Kaç yaşında anneniz? 78 yaşında. 78 yaşında. Tamam, siz annenize bakın, o size baksın. Lütfen canınızı çok sıkmayın. Bu tür bana yazdığınız şekilde kötü düşünceleri de aklınızdan atın lütfen. Oldu mu? Ya, öyle olunca. Hocam, boşanmak istese boşayamabilir mi? Yani bilmiyorum ki artık yani. Öyle bir çaresiz kaldık yani. Ha, boşanmak mı istiyorsunuz? Yok, ama bir yani... Boşarsa da boşanacağım. Ne yapayım artık? Bir çarem yok artık yani. Çaresiz kaldık. O ha. kadar inat birisi ki adam. Hmm. Yani. Allah Allah. Kaç yıllık evlilik ya? 37 mi dedi? Çok evet. Diktatör birisi eşim. Çok. Aman yarabbim ya. Aman yarabbim ya. Dua etmek lazım hocam. İslahı için o zaman değil mi? Cenab-ı Hak hakikaten. Sizlerinizi bekliyorum hocam. Peki. Çok memnun kaldık aradığınız için. İnanın rahatladım. Aradığınız için lütfen bu tür şeyleri de düşürmeyin. Kafanızdan atın olur mu? Allah sabırlar versin. İnşallah. Allah gönül rahatlığı versin. Gönül huzuru versin size inşallah. İnşallah. Sulh sükun lütfettin i̇nşallah. Rabbimiz. İnşallah. Evet, teşekkür efendim. Ediyoruz aradığınız için. Evet, biraz da Instagram'a bakalım. Instagram'dan bayağı soru geldi. İhmal etmeyelim. Bu arada hocam, sizin Instagram hesaplarınızı soranlar var. Bazıları da sizi ekliyor, Instagram hesabınız var diye. Hemen bir hatırlatma, düzeltme. Hemen ben burada canlı yayında sorayım. Hocam, sizin sosyal medyada kendi adınıza açılmış resmi hesaplarınız var mı? Hiçbir şey yoktur Muhsin Bey. Yani yanlış ediyor bu arkadaşlar. Tanımıyorum da, benden izin alma da yok. Değerli seyircilerime size istirham ediyorum. Benim, bakın birisinin hele ne biraz kadar... Biraz evvel binlerce hocam takipçisi var. Necmettin Nursaçan adına hesap açılmış. Hem ne kadar var? 18 bin kişi. Evet. Yani bu toplumu şaşırtmanın, kandırmanın ne alemi var? Bu arkadaşlarda hiç mi vicdan yok, hiç mi edep yok? Bu kul hakkıdır bu. Benim adıma sahtekarlık yapıyorlar yani. Necmettin Nursaçan ofisyal diye hesap açmışlar. Evet. Hocamın adına açılıyor bu hesap. Ya. Hocamın sosyal medyada ne Instagram'da ne Twitter'da ne Facebook'ta kendi adına açtığı bir hesap yok. Yok. Ama bakıyorsunuz ki bakın şu evet. kadar yani nasıl vicdanen bu işte insanlar nasıl huzur duyuyor, bunu nasıl yapıyor? Yani ben böyle mütevazi bir insanım. Öyle hak iddia eden biri de değilim ama bunlara hakkımı helal etmiyorum Allah için yani. Evet, bu da vebal olarak yeter tabii size. Yani hakkımı helal etmiyorum dedi hocam. Bu tabii da size yani. Vebal olarak yeter. En azından izin alın yahu. Deyin ki hocam biz sizin adınıza böyle bir hesap açalım diye bir danışın en azından hocama. Ama bak bu seyircilerimiz de bilsin, şimdi ben şundan endişe ediyorum. Benim adıma yalan söylüyor ya. Vatandaş bir sual soruyor, o da cevap veriyor ya. Sizin adınıza veriyor cevabı. Ya benim adıma sanki o cevabı ben veriyormuşum gibi. Ve izleyicilerimiz de siz zannediyor. Seyircilerimiz mazur görsün. Benim elimden ne gelir? Ben ancak bunu diyebilirim işte. Onu diye teknoloji bu işte ya. Hukuken de hakkınızı arayabilirsiniz hocam. Doğru. Hukuken de hakkınızı arayabilirsiniz. Peki, Instagram'dan devam edelim. Üçüncü şifre ilerleyen dakikalarda gelecek. Ali Bey diyor ki Instagram'dan, Muhsin Bey, kabir azabı yok, şefaat yok, miraç yok, hadisler uydurma, sadece Kur'an'a inanırım diyen insanlar türedi. Hocam bu konulara açıklık getirir mi? Muhsin Bey, tabii bunlar son derece yanlış ama Sadi'nin, Gülistan sahibi Sadi'nin güzel bir şeyi var. Adamın birinin gözü ağrıyor, göz doktoruna gitmiyor, veterinere gidiyor. Veteriner de atın gözüne sürdüğünü adamın gözüne sürüyor. Adamın da gözü kör oluyor. Adam da mahkemeye müracaat ediyor. Hakim de diyor ki sen de göz doktoruna gideydin. Niye veterinere gittin diyor. Göz doktoruna gitmek dururken baytara gidersen bu işin sonucu bu olur. Yani değerli seyircilerimiz, yani göz doktoru ile baytarın yeri ayrı, veterinerin yeri ayrı, efendim göz doktorunun yeri ayrı. Yani der ya Süleyman Çelebi, ilahi sana layık kollar ile hemdem et,
ehli derdin sohbetine mahrem et. Ehli derdin. Men esbaha la yehtemmü bi emril müslümin feleyse minhum. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Bir kısım insanlar malumat furuşluk olsun diye işte şu yoktur, bu yoktur. Özellikle sünnet delilini zayıflatma. Bu Allah'tan korkun. Sünnet olmasa peki nasıl namazı nasıl kılacağız? Haccı nasıl yapacağız? Efendimiz sallu kema raeytumuni usalli. Ben nasıl namaz kıldıysam öyle kılın. Kur'an'da namazı kılın var. Ama öğlen namazı 10 rekat yok. İkindi 8 rekat, akşam 5 rekat yok. Zekat vereceğim, Kur'an zekat verin diyor. Ama nasıl vereceğim? Oranı ne olacak? Müddeti ne olacak filan, nedir efendim, nisap miktarı filan nedir, onu Kur'an'da bulamam. Onlar da Kur'an'da beklese böyle bir kitap olur yani. Demek ki ikinci delil sünnet delilidir. Bir kısım insanlar bugün bu sünnet deliline hücum ediyorlar. Ama yarın hedefleri Kur'an'dır. Her ne kadar Kur'an İslam'ı denilse de arkasında böyle bir sahtekarlık var. Hocam çok vardır. Önemli bir şey söylediniz. Bugün hadislerle, sünnetle meşgul olanlar, kafa karıştıranlar yarın Kur'an-ı Kerim'e gelecekler. Sıra ona gelecek. Allah ya. Allah. Ya Kur'an namaz kılın diyor. Tamam da ya nedir ne namaz ne salat. Salat dediğin ne dua. Ve bitti. Ya. Dua et Allah namaz işte. Kılma. Yarın sıra ona gelecek. Evet. Allah korusun. Evet efendim. Evet, bu konuda dikkat edin. Yani Müslümanların derdini duymak lazım. Bakın İslam coğrafyasında kan var, gözyaşı var. Allah'tan korkun. Bunu duyun, bunu düşünün. Şimdi yeni dertler meydana getirmenin, yüzyıllardan beri gelen bu İslam kültürünü böyle bir soru işareti. Gerçi bir kıymeti harbiyesi yok ha. Mesela bunlardan Türkçe namaz kıl. Sen Türkçe kıldın mı? Namaz kıldın mı? He? Böyle yani, ama söylüyor, kendi söylüyor. Yani hulasa bir kıymeti harbiyesi de yok. Toplum aynen hak bildiği yolda devam ediyor. Ama biz de hiç olmazsa insafa davet ederiz. Allah sizden razı olsun hocam. Amin efendim. Hülya Hanım'ın yine Instagram'dan bir sorusu var. Muhsin Bey bir sorum olacak. Kirpiklerim çok az. Şimdi ise kirpik yapıyorlar. İpek kirpik yapıyorlar. Acaba ipek kirpik taktırsam günah olur mu? Bir ay kalıcılığı varmış, kalıyormuş. Cevaplarsanız memnun olurum, çok rahatsızım. Doğru, onu yapabilir. Yapabilir. Tabii. Evet. Bir başka izleyicimiz, hocam rukiye tedavisi nedir? Rukiye tedavisi yapanlara gitmemiz dinen uygun olur mu? Efendim tabii... Nedir hocam rukiye tedavisi? Efendimiz buyuruyor ki, devası olmadık derdi Allah göndermemiştir. Her derdin bir devası vardır. Önce tıbbi tedavi Muhsin Bey. Önce tıbbi tedavi, sonra da okuma, dua, estağfurullah. Ve nünezzilü minel Kur'an ma huve şifa. İndirdiğimiz bu Kur'an şifadır. Evet. Yani demek ki Allah'ın kelamını okumakta da fayda var. Şöyle bir olay var. Bakın sahabe-i kiram bir yerden giderlerken, o köyde gayrimüslim bir köy, köyün kenarında bunlar konaklıyorlar. Olacak ya, köyün liderinin o bir akrep sokuyor. Hı hı. Adam renkten renge geliyor. Öldü, ölecek. Müslümanlar da orada namaz vakti gelince namaz kılıyorlar cemaatle, ezan okuyorlar filan. Bu köylüler diyor ki ya bu adamlar böyle dua filan ediyordu. Acaba gitsek, onlara rica etsek böyle bir hünerleri var mı ola? Geliyorlar, diyorlar ki bizim liderimiz hastalandı. Sizin bir hüneriniz var mı? Dua filan eder misin? Ederiz ya. Ederiz ama bu iş bedava olmaz. Biz okuruz, adamınız iyi olursa siz de bize 30 koyun verir. Tamam, okuyun. İyi olsun, alınız. Hakikaten sahabeden biri okuyor, Fatiha-i Şerif'i okuyor. Adam da bağcaktan boşlanır gibi kalkıyor, diriliyor. Evet. Alın size 30 koyun. Şimdi bu 30 koyunların etini de yiyorlar. Dönüşlerinde acaba bu yaptığımız iş meşru mu değil mi? Helal mı değil mi? Yani onu Efendimiz'e soruyorlar.
o koyunların etinden bana da getirdiniz mi buyuruyor Efendimiz. Demek ki meşrudur, doğrudur. Meşrudur. Yani Fatiha-i Şerif'in bir adı da Sûret-ü Şifa'dır. Şifa. Şifa suresidir. Yani Allah'ın kelamına. Fakat ben doktora falan gitmeyeyim. Sadece Rukiye Fatiha-i Şerife'yi okuyayım. Böyle bu da olmaz diyorsun. Evet. Kur'an, efendim, Rukiye tedavisi şu. Kur'an-ı Kerim'den ayetler ya da Allah-u Teala'nın isimleriyle isimlerini okuyarak tedavi yöntemi diyelim. Tamam, doğrudur. Evet, doğru. Böyle bir şey var. Ancak öncelikle diyor hocam. Önce tıbbi tedavi, sonra da manevi. Evet, peki telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Alo. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Cümleten selamun aleyküm. Allah'a selam, bereket üzerinize olsun inşallah. Buyurun. Hocam ben Şanlıurfa'dan arıyorum. Buyurun. Şanlıurfa'ya selam olsun. Aleyküm selam. Oradan da buradan da selam olsun inşallah efendim. Ve aleyküm selam. Efendim ben hocamızın elini ayağını öpeyim baştan. Estağfurullah. Şöyle bir sorum olacaktı hocamıza. Ben 5 yıldır birini seviyorum. Evet. Ve Allah'ın emriyle istediyorum. Şu anda heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Şu anda konuşamıyorum belki. Kaç yaşındasınız? Şu anda 29, 30'dan gün aldım efendim. Tamam, 30 yaşındasınız. 5 yıldır birisini seviyorsunuz, evet. Doğrudur efendim, Arap'ım. Arap olduğum için, ailesi sırf Arap olduğum için vermiyorlar. Ben Allah'ın emriyle kaç kere istedim. Lakin artık ne bileyim yani, şimdi ne desem yalan olur. O yüzden ben bu soruyu hocamıza sormak istiyorum. Şu anda ben lisans mezunuyum. 5 yıldır bununla birlikteyim. Yani ben ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum. Olsuz da olmuyor, oldu da olmuyor. Ben bunu hocamıza sormak istiyorum. Ben ne yapmam gerekiyor? Şu anda peki siz o hanımefendiyle hala görüşüyor musunuz 5 yıldır? Ya görüşüyorum efendim. Şimdi görüşmesek desem yalan olur. Tamam, görüşüyorsunuz. Ben dinen de resmiyetten de ben Allah'ın emriyle de istiyorum. Ve bir türlü olmuyor efendim ya. Peki siz istemeye gittiniz mi? Ya biz istemeye gitmedik ama aracı gönderdim. Evet. Aracıya da kabul ettirmemişler. Bilmiyorum artık her hafta nasıl olacak ben de bilmiyorum. Adım da Feyyaz efendim. Peki yani sırf işte gerekçeniz o mu? Ben Arap'ım, o yüzden bana kız vermiyorlar mı diyorsunuz? Ya vermiyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kız da istemese amentü billah diyeceğim. Çekip giderim. Ama birbirimize 5 yılın emeği var. Sonuçta hani Allah dinin yarısı evliliktir. Ben de o niyetten Allah'ın izniyle ben Allah'a tevekkül ederek ben yürüdüm. Şimdi ben kötü bir insan olsam amentü billah diyeceğim. Gelsin, sorsun, soruştursun. Sonuçta bu insan bir kere evleniyor. Ahiretlik eşini seçiyor. Buna da hani engel oluyorlar. Hani yardım olmak gerekirken bilmiyorum artık. Hani onu ben yüce Allah'a takdir bırakıyorum artık. Onu. Mesleğiniz nedir bu arada? Koruma güvenlik memuruyum hocam. Efendim? Koruma güvenlik memurum, güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisisiniz, evet. 5 yıldır birisini seviyorum, birbirimizi seviyoruz. Evlenmek istiyoruz, hayat kurmak istiyoruz. Lakin kızın ailesi sırf ben Arap olduğum için bize vermiyordu. Gerekçe bu mu sadece? Sadece gerekçe bu mu? Vermiyor. Gerekçe bu ya da başkası bilmiyorum ama benim bildiğim sadece Arap olduğum için. Artık hani hangi gözle tamam, onlar başım gözüm üstünde yerleri vardı. Annesi de babası da şimdi evet desin. Çıkar buradan giderim, babasının, annesinin ayaklarının altını öpmeye razıyım ben. Allah yeter Allah ki versinler. Allah Allah. Çünkü ben çok çaresizim. Hani hocam Allah şahidimdir. Hani tabii canı veren Allah, alan da Allah. Çok şükür elhamdülillah inansın insanlarız. Ama bazen ölümü de düşünüyorum. Allah'ım ben ne yaptım ama elhamdülillah. Şimdi başkalarının sorunu dilediğimiz zaman bu sorunuma şükrediyorum. Allah'ım diyorum şükürler olsun ki bana bu sorunu verdiğin için. Ya bu inat niye hocam ya karşı tarafta? Şimdi, bu kadar seven bir insanı bulmak da zor yani. Kardeşimiz biraz böyle heyecanlı, konuya heyecanlı varmamalı. Sizin son derece iyi niyetli, sağlıklı, aklı başında, mümin bir insan olduğunuzu kızımızın annesi, babası iyi anlasalar herhalde onlar da bu kadar karşı olmazlar. Yani Rabbimiz bakın ya yuhennasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaila litaarafu inne ekremekum indallahi etkakum. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir kadından dünyaya getirdik. Kabileler ve milletler halinde yarattık
ki tanışasınız, yardımlaşasınız. Allah katında en üstününüz, Allah'a en çok itaatkar olanınız. İnnemel müminune ihve, müminler kardeştir. Rabbimiz böyle söylüyor. Yani bu ötekileştirme durumunda değildir. Siz biraz duruma sanki telaşlı ve heyecanlı var gör hocam, gibi. Beş yıldır, hocam 5 yıldır sabırsız. Hocam çok heyecan var çünkü çoktandır size ulaşmaya çalışıyorum. Peki. Yani emin olun WhatsApp'tan da ulaştım. Hani her türlü şeyden ulaştım ancak Rabbim bugün nasip oldu elhamdülillah. Peki hani... Feyyaz kardeşim. Şu anda kız tarafı acaba bizi izliyor mu? Bilginiz var mı? İzliyorlardır hocam. Şu an izliyorlar mı? Aynen hocam. Hocam ailesine bir şeyler söyler misiniz? Kız yani, tarafına bir şeyler söyler misiniz siz de? Ne söylersiniz? Madem, ne tavsiye edersiniz? Ya iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Madem bu çiftler birbirlerini seviyorlar, velilere düşen de yardımcı olmaktır. Yani birbirlerini sevdikten, güven olduktan sonra yok sizin dediğiniz olmaz, bizim dediğimiz olur şeklinde düşünmek de doğru değildir. Ya. Onlar da yardımcı olmalılar elbette. Veliler yardımcı olmalı bu evliliğin gerçekleşmesine. Evet, umarım inşallah kız tarafı da izlemiştir hocamızın tavsiyelerini, dikkate alırlar. Bakın güzel bir gelişme olursa bizi haber edin. Ya. Bizi de haberdar edin, biz de mutlu oluruz inşallah. İnşallah hocam ama vallahi bilmiyorum hani... Hocamız babasıyla özelden bir görüşme ihtimali babasını arasa olur mu acaba? Hocam mı arasın babasına? Aynen babasını özelden yani canlı yayına bağlanmasın. Babasıyla bir görüşte hani bilmiyorum hocam çünkü çok çaresizim hani. Vallahi bu tamam. Bir yapacağım bir şey olsa ben çıkar giderim ama yapacağım bir şey de yok. Kötü bir insan olsam emin olun zerre kadar şüpheniz olmasın. Ben istesem yaparım ama ben o kadar kötü bir insan değilim. Evet, evet. Peki şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta için hocam İnşallah. Siz telefon irtibat en azından kızın telefonunu bırakın ya da babasının telefonunu bırakın. Tamam. Biz yayından önce girerken arayalım. Tabii evet. Konuşmak isterse, görüşmek tabii isterse efendim, hocam insan... herhalde kırmaz öyle tahmin ediyorum. Öyle ümit ederim. Siz rejiye bırakın olur mu? Yönetmenimize bırakın oldu mu? İnşallah hocam. Buradan da onlara seslenmek istiyorum. Yeter ki versinler. Yani Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Sadece önümüzü açsınlar. Aman ya. Bir isteyin bakalım o zaman. Nasıl istersiniz? Ya Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle kızınızı ölüme kadar Allah'ın izniyle talibim. Başka ne diyeyim çünkü heyecandan konuşamıyorum. Allah Allah. Peki. Allah razı olsun abicim. Sizden de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şanlıurfa'ya selamlar. Çok sevmiş hocam. Ya. Çok sevmiş. Kardeşim. Peki son şifre. Üçüncü şifre. Hediyelerimiz için son şifre geliyor sevgili izleyenler. Kur'an-ı Kerim hediyemiz var, İpek başörtüsü hediyemiz var ve hadislerle dini hayat Profesör Doktor Ali Toksarı ve Necmettin Nursaçan'ın kaleme aldıkları eser hediyelerimiz ve bunun için son şifre ekrana geliyor. Er-Reşid ya Allah. Yani doğru ve selamet yollarını gösteren, hiçbir işi boş ve faydasız olmayan Allah. Evet, Er-Reşid ya Allah son şifremizdi. Şu dakika itibariyle bizi aramaya başlayabilirsiniz. Hattımızı düşüren izleyicilerimize hediyelerimiz olacak inşallah. Vaktimiz var, bir WhatsApp videosu görelim. Selamünaleyküm hocam. Ben Aşık Afşari. Sizlere yazdım tasavvufu bir şiir okumak istiyorum. Buyurun. Allah'ım, ben ki senin aşkın ile kıbleye adam gibi dönemedim Allah'ım. Sen bildirdin muradımdır aşk diye ben aşkınla yanamadım Allah'ım. Uzaklarda aramadım edeni, cürmüm çok ve nefsi midir nedeni? Bahşettiğim bu ruhu bu bedeni sana temiz sunamadım Allah'ım. Ben özümü ellerimle haşladım, aklım erdi hatalara başladım. Günahları bilerekten işledim, yoksa daha bunamadım Allah'ım. İhsan eyle bu hat bilmez şaşkına, merhamet et hudut bilmez taşkına. Emrettiğin gibi gönül köşküne kanatlanıp konamadım Allah'ım. Hangi yüzde gelirim ben katına? Naçar kulun hangi dala tutuna? İyilik denen o rahmane atına becerip de binemedim Allah'ım. Örnek almam ben onlarca asırı. Özüm oldu arzuların esiri. Olanların kendimdedir kusuru. Ben kendimi kınamadım Allah'ım. Ey avşari kendin kazdın kuyunu. Şimdi gel de düzelt artık huyunu. Bu dünyada saltanatın suyunu içtim içtim kanamadım Allah'ım. Bir gün imkan olursa stüdyoda da gelip okumak isterim hocam. Eyvallah. Sevgiler, saygılar. Aferin. Sanki beyefendi bunları okurken benim gözümün önüne
Kabe'nin önündeki Safa'dan Merve, Merve'den Safa'ya gidiş geldi. Ma abetnake hakka ibadetik, ma zekernake hakka zikrik, ma şekernake hakka şikrik, şükrik. Ya Rabbi, sana hakkıyla kulluk edemedik, seni hakkıyla bilemedik, seni hakkıyla anamadık ya Rab. Sözlerini hatırlattı bana. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimize. Ne güzel yazmış. Kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Peki şifreleri alanlar, bilenler ve bize ulaşanlar, hatta değil ama arkadaşlarımız konuşmuşlar. Ayşe Çolak Rize'den aramış, şifreleri söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Hediyesini adresine yollayacağız. Diğer izleyicimiz kim? İkinci izleyicimiz. Şu anda aram bilemediler. Bir kişi var şu anda. Öyle mi? Evet. Düşürecek. Evet. Evet. Şifreleri bilen izleyicilerimiz. En-Nur, El-Baki, Er-Reşid. Üç tane şifre vermiştik. İzleyicilerimize hediyelerini inşallah adreslerine yollayacağız. Hocam programın sonuna geldik. Evet efendim. Nasip kısmet olursa haftaya cuma yeniden i̇nşallah. Birlikte olacağız. İnşallah. O vakte kadar inşallah güzel bir cumartesi, güzel bir hafta sonu ve bereketli, güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Cuma günü görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Duayla kapatıyoruz. Amin. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya erhamer rahimin. Rahmansın, rahimsin, erhamur rahiminsin. Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Gönüllerimizi sevginle doldur. İtaatı amin. Sevdir, amin. İsyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, ekranlar başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketleri ihsan eyle. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur ihsan eyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında sana karşı şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkur eyle ya amin. Rab. Vafu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ اللّٰهِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ